ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. Bırak kızımı! Bırak kızımı! Ne yaptın? Kader! Kader bunu niye yaptın? Ben bir şey yapmadım! Yemin ederim bu! Doktoru ara çabuk! Derin! Aç gözlerini anneciğim! Derinim! Aşkım bana bak ne olur! Derin! Derin! Yaşıyor değil mi? Anne! Vallahi ben bir şey yapmadım. Kendisi düştü. Ben onu kurtarmak için al! Beni öldürseydin, onun ne suçu var kızımı yavrumu öldüreceğine? Kızım, derinim. Canım. Bir tanem benim. Canım. İyi misin anneciğim? Yaşıyorsun. Aç gözlerini anneciğim. Şükürler olsun yaşıyorsun. Çok korktum. Canım benim, aşkım, bir tanem. Doktorun gelecek yavrum. Şükürler olsun. Benim çok korktum. Aşkım, bir tanem. Ben de senin kızınım. Serkan gelip keyfimizi kaçırmasa olmazdı. Ya kim çağırdı ki onu oraya? Burak olabilir mi? Ya Burak'a sordum, o söylememiş. Aleyna? Güney yapmıştır bence, kesin. O kahramanlığı tek başına yaşamayı tercih eder canım. Serkan'la paylaşmaz. Cenk'tir o zaman. Üf, ne bileyim ben. Ya benim gitmem gerek, geç oldu. Ha yok, bir şeyleşmeden gönderme. Annem merak eder. Ya 10 dakikacıktan bir şey olmaz. Bence de. Otursanıza. Gel Aleyna. Yumurta ne alaka? Kek yapacağım. Ne oluyor ya? Sen çağırdın değil mi Serkan'ı? İspiyoncu. Hayır, ben yapmadım. Yalancı. Niye korkuyorsun o zaman? Pisliksin kızım sen. Ama bana ihanet etmek ne demekmiş? Ben sana göstereceğim. Tut şunu.
Ya bırak beni. Bırak. Ya bırak beni. Yok öyle kaçmak. Ya bırak. Kekimizi hazırlayalım o zaman değil mi kanka? Defne ne olursun yapma. Defne hayır. Hadi. Defne ne olur. Önce yarım litre sütümüzü döküyoruz. Defne. Sonra iki adet yumurta. Hayır Allah kahretsin. Oh. Ya bırak ne olursun zaman bırakın Defne ne olur yapma. Hadi itiraf et. Hadi. Ya tamam tamam. Serkan'ı ben aradım evet. Diğerleri neyse de Cemre bizim arkadaşımızdı. Ya onu öyle tuvalet temizlerken görünce. Kıyamadın mı? Ah canım ne kadar yufka yürekli bir kızsın sen. Plan yaparken sırıtıyordun ama ne oldu şimdi mi vicdan yapıyorsun gerizekalı? Özür dilerim Defne tamam bir daha yapmam olur biter. Dur şimdi affedeceğim ben seni. Bırak ne olursun gideyim. Yok öyle bırakmak. Ah ya. Çok güzel oldu. Allah kahretsin ya. Ve işte nefis bir ispiyoncu keki. Hazır. Çek kanka. Nesmalim'e bak ya. Ay çok güzel oldun Aleyna ha. Biraz unu eksik mi oldu sanki? Ne oldu burada? Ne oldu kızım sana? Birazcık eğlendik. Şaka yaptık. O kadar. Değil mi Defne? Aşk olsun Defne. Ay koskocaman kızarsınız. İnsan arkadaşına böyle şaka yapar mı ya? Gel kızım gel. Gel yüzünü yıkayalım. Gel çocuğum. Ya sana ne be? Sen işine bak. Aptal. Tipe bak. Sen de şuraları topla. Hadi. Aleyna. Kızım ne bu hali? Defne yaptı. Burada ayrılalım Serkan. Neriman Hanım görürse kızar. Canım benim ya. Ne hanımı? O bildiğin cadı cadı. Yani kızmak isterse her türlü kızar hiç merak etme. Olsun ben yine de fırsat vermeyeyim. Okulda görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Eylül. Gel biraz konuşalım. Ya sen buraya nasıl geliyorsun ya? Nasıl? Defol git buradan vallahi gebertirim seni. Kızım. Aile arasına girilmez. Ne ailesi be? Çabuk git buradan. Yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım sapık var diye. Ne sapığı lan? Eşek kadar olmuşsunuz. Oğlanları kapının önüne dizerken iyi. Bize gelince sapık Kemal. Ben biliyorum sizin ne altlar yediğinizi. Hayvan. Allah kahretsin seni pislik. Büyüyen mi kalkarmış lan? Bırak lan arkadaşımı. Vallahi gebertirim seni. Vallahi gebertirim. Yok defol git buradan pisi gelin. Çekilin lan. Şimdi iki tane çarpacağım. Sümük gibi yapıştıracağım sizi yere. Yapıştırsana lan. Yapıştırsana. Bana bakın civcivler. Kopartırım boynunuzu. Siz kime güveniyorsunuz lan? Kaderin annesine mi?
bir daha benim başımı o kadınla belaya sokmayacaksınız. Öyle telefonumdan numara çalmalar filan. Dinime, imanıma gebertirim sizi. Anladınız mı lan? Uğraşmayın benimle. Defol! Songül iyi misin? Ya hayvan ya! Güvenliğin de burada olmayacağı tutara nasıl satayım? Hadi. Buraya kadar gelmiş ya. Ya işimize karışmayacaktı anne. Ya dövmediğimize dua etsin. Sen nasıl bir insan oldun kızım ya? O kızın bir annesi, bir babası var. Ortak tanıdıklarımız var. Şimdi cemiyet hayatında Nazan Hanım'ın kızı şöyle vahşi, böyle acımasız diye konuşacaklar. Ya hiçbir şey düşünmüyorsan itibarımızı düşün. Ya bir şey olmaz ya, merak etme. Çok korktu zaten, kimseye bir şey anlatamaz. Anne. Efendim. Kızının ne yaptığını biliyor musun? Cemre'ye hizmetçi gibi bizim yazlığı temizletmiş. Aa evet, olmuş öyle bir şey. Bir şey demeyecek misin? Oğlum, Cemre gündelikçi olmaya kendisi karar vermiş. Yani kendi tercihi. Kardeşin de acımış. 3-5 kuruş eline geçsin diye kıza böyle bir iyilik yapmış. Ne var ki bunda? Yani Defne kızları aşağılamak için yapmış bunu, anlamıyor musun? Ya anne, Serkan beni arkadaşlarımın önünde küçük düşürdü. Ya bana artık kardeşim değilsin dedi. Evet değilsin. Hatta hiçbir şeyim değilsin. Bana bak, bundan sonra o kızları rahat bırakacaksın yoksa senin... Yoksa ne Serkan? Ha? Ne yaparsın kardeşine? Sen iyice haddini aşmaya başladın. Yani o Eylül için bizi ezip geçeceksin. Öyle mi? Ya bunu da yapacaksın yani. Yaparım anne. Gerekirse yaparım. Şahin Bey merhaba. Teşekkür ederim, iyiyim. Ya şu yetişme yurdu kızlarıyla ilgili bir mesele vardı. Hayır, dava etmiyorlar da... benim oradaki kızlardan birinin ev adresine ihtiyacım var. Adı Eylül olan. Evet. Tamam. Teşekkür ederim, bekliyorum. Tamam. Anne, ne yapacaksın? Aferin sana uslu durduğun için. İyi değil mi? İyi, çok iyi. Hiçbir şey yok. Öyle korktum ki. Ben yine de birkaç test yapmak istiyorum. Ne için? Şu kızarıklıklar karın bölgesindeki. Pek hoşuma gitmedi. Allah Allah, ben sıcaktan diye düşünmüştüm ama... bir şey alerjisi mi var acaba? Şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Hastaneye geldiğinizde gerekli testleri yaparız. Sonra konuşuruz. Tamam, teşekkürler. Ya adamdaki cesarete bak ya. Buraya kadar gelmiş. Ya bir tacizci olduğunu ispatlayabilsek polis hemen içeri atar onu. İspatlayamıyoruz Cemre. Nasıl ispatlayacağız? Annem bile inanmıyor. Polis nasıl inansın ki? Songül. Songül. Ya ne oldu? Ne oldu sana? Gel. Dur. Anne. Ulan yine annene mi gittin be? Kızım kaç kere söyledim sana, şu kadınla görüşme dedim. Acı çekmekten zevk mi alıyorsun ya? Songül bir dur. Kötü bir şey mi söyledi ha? Öbür kızını öldürmeye çalıştığımı zannetti. Ya vurdu bana.
fena bir insan mıyım? Dışarıdan öyle kardeşini öldürebilecek biri gibi mi görünüyorum? Ya son gün neden annem beni sevmiyor? Bir tanem, sen kimseye zarar veremezsin, tamam mı? Daha iyi misin anneciğim? Derincim, o abla mı itti seni havuza ha canım? O itmedi. Ben kendim düştüm. Sana dokunmadı bile öyle mi? Biz konuşuyorduk. Annelerin çocuklarını bıraktığı bir yerde kalıyormuş. Neresiydi? Yetimhane mi? Evet. Sonra anneleri kendilerinin yeni çocuklar buluyormuş. Gerçekten mi? Yoksa masal mı anlattı? Hadi Gülay ablası. Odasına çıkıp Derin'in saçlarını güzelce örün birlikte. Sen koru. Sen de anlayıp dinlemeden niye vuruyorsun çocuğa? Kıskanıp Derin'i o itti sandım. Korkudan ne yapacağımı bilemedim teyze. Yüzü gözümün önünden gitmiyor. Ben kaderi mutlu etmeye çalışırken... Ben böyle olacağını biliyordum. Ondan izin vermedim bunca yıldır sana. Ya şimdi sana kinlenirse ha? Kapının önüne gelse, ben bu kadının kızıyım dese, hayatım biter. Neriman Hanım. Ne var? Özel konuşuyorum şurada. Şeker bitmiş. Neredesin sen? Ha, evde misin? Tamam, geleyim de yüz yüze konuşalım. Tamam, tamam. Kapat hadi, kapat. Ne bitti dedin? Şeker. Cebinden alıversen ölür müsün hediye? Ha? Tövbe estağfurullah. Al, al şunu. Ha, fişini almayı sakın unutma. Kader, bak sana bir şişe çikolatalı kek getirdim. Seversin değil mi? Tuzlu kraker de aldık. İstemiyorum, sağ ol. İstemiyorum mu? Kader yiyecek reddetti. Ay ben şok, beyin iptal. Hasta falan mı? Zevzeklik yapma Meral. Görmüyor musun, kızın morali bozuk. Biz de kötü günler geçirdik, okuldan uzaklaştırıldık falan. Ama böyle şefkat göremedik sizin tarafınızdan. Ayıp oluyor ama. Tamam, üzülme artık. Bu ne şimdi Kader? O kızın evinde bunlardan bir sürü vardı. Kardeşinin odasında mı? İzin istedin mi alırken yoksa? İstemedim. O benim hayatımı çaldı ya. Ben ondan bir tanecik bebek çalmışım, çok mu? Ben de hep bu bebeklerden istemiştim. Kader, biz büyüdük. O daha küçük bir kız. Keşke yapmasaydın.
Çocukken parka gittiğimizde bir kızın elinde bunlardan görüp ağlamıştım, biliyor musunuz? Sonra Neriman Hanım sözü ilk gelen oyuncağı sana vereceğim dedi. Anam ne olur bunlardan gelsin, ne olur bunlardan gelsin diye dua ettim sürekli. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Oyuncak kamyon geldi. O kızın yeni kıyafetleri var, yeni eşyaları var, yeni oyuncakları var. Her şey çok güzel. Ama ben hep başkalarının eskilerini giydim. Başkalarının oyuncaklarıyla oynadım. Hiç kendime ait bir şeyim olmadı. Annem neden o kızı seviyor, beni sevmiyor Songül? Hı? Niye? Ağlama kızım. Bak sana söz veriyorum. Büyüdüğüm zaman istediğin her şeyi alacağım, tamam mı? Kadar. Ne oldu? Hasta mısın? Bir şey yok Feride Hanım. Annemi buldum. Ne? Anneni mi buldun? Nasıl buldun? Daha doğrusu annesi Kader'i buldu. Bir gün bir telefon çaldı. Ben senin annenim dedi. Sonra da görüştüler işte ama. Ama ne? Ama anne beni istemedi. Onun başka bir kızı varmış. O kızı da havuza itip öldürmeye çalıştığımı sandı. Ama ben gerçekten bir şey yapmadım. Kendisi düştü, yemin ederim Feride Hanım. Tamam Kader. İnanıyorum ben sana. Güzelim benim. Nerede yaşıyormuş annen? Merhaba. Buyurun. Siz Eylül'ün annesi misiniz? Evet, benim. Sizinle kızınız Eylül hakkında konuşmak istiyordum. Girebilir miyim? Kimsiniz siz? Anlatacağım. Eylül'üme bir şey mi oldu? Siz yurtta mı çalışıyorsunuz? Hayır canım. Sizin kızınız da benim oğlum aynı okulda okuyorlar. Ve sevgili gibi bir şey olmuşlar maalesef. Olsun. Devir artık eskisi gibi değil. Erkek arkadaşları da olacak tabii. Ben bu arkadaşlıktan hiç hoşnut değilim hanımefendi. Kızınız oğluma kancayı takmış. Anlamadım. Kızınız oğlumu ayartmış. Ne var bunda anlamayacak? Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Mis gibi de yapar. Oğlumu parmağında oynatıyor. Bakın, kızınızı yetiştirme yurdundan alın, sonra da başka bir okula verin. Ben bunun için size 10.000 lira vereceğim. Böylece anne kızla birbirinize kavuşmuş olursunuz. Sen ne yaptığını sanıyorsun be? Dilenciye benzer bir halim mi var benim? Aç değilim, açıkta değilim. Kocam da var başımda çok şükür. Daha kızımı satacak kadar düşmedim. Hadi hanım hadi. Çek git şuradan. Thank you.
Hanımefendi. Buyurun, kime bakmıştınız? Bir mesele mi vardı? Yani ben bu evin reisiyim de. Ah, Eylül'ün üvey babası demek ki sensin. Üvey nasıl söz? Öz babasından yakın. Karınızla bir konuda anlaşamadık. Siz daha makul birine benziyorsunuz. Bir de sizinle konuşalım. Hay hay. Mesele neydi? Banu, sen ne yapıyorsun kızım? Bunalıma mı girdin evladım? Bunca yıl geçmiş aradan birdenbire annelik damarların mı kabardı? Ha? Rahmetli kardeşim için sana yardım ettim. Ama yardım ettiğime pişman ettin beni vallahi. Teyze, yaptıklarının karşılığını yeterince verdim ben sana senelerce. Şimdi böyle mi oldu? Verdiğin paraları başıma mı kakıyorsun? Kızım, ben o çocuğa gül gibi baktım. Gizli gizli odama çağırdım, yedirdim, içirdim. En önemlisi ne biliyor musun? Senin sırrını senelerce sakladım. Şimdi böyle herkesin parmak ısırdığı bir evlilik yaptıysan otur kalk bana dua et. Tokat attıktan sonraki yüzündeki ifade gözümün önünden gitmiyor. Nasıl korkuyla, hayal kırıklığıyla baktı bir bilsen. Yani hayal kırıklığı önemli değil de onu böyle kışkırtırsan başına çok iş açarsın ona göre. Neriman teyzem gelmiş. Aman aman, Neriman teyzem diyen dillerini yerim senin. Oy oy oy, geçmiş olsun. Gel bakayım, gel gel gel. Oh oh, nasıl da güzelleşmiş. Maşallah maşallah maşallah. Aşkım, biz biraz konuşacağız. Hadi sen şimdi yemeğini ye bu arada, olur mu? Hoşça kal demeden gitme, olur mu? Gitmem gitmem, merak etme. Hadi bakalım, hadi afiyet olsun. Nasıl da akıllı uslu olmuş, maşallah maşallah. Bu iş oldu bile. Sizinle anlaşacağımı tahmin etmiştim. Kötü kötüyü gözünden tanır. Bizimki de 10 sene oldu değil mi hanımefendi? Ya şaka şaka. Hemen alınmayın canım. Bu meseleyi halledin. Derhal. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Banu Hanım'la görüşecektim. Kim geldi diyeyim? Kızının öğretmeni diyeyim. Tamam, biraz bekleyin lütfen. Banu Hanım, bir bayan geldi. Kızınızın öğretmeniymiş. Derinin mi? Kimmiş? Adı neymiş? Öğren bakalım. Hemen. Özel konuşacaksanız ben kalkayım. Yok canım, sanmıyorum. Otur sen. Feride Hanım'mış. Allah Allah. Derinin Feride diye bir öğretmeni mi vardı? İçeri al hemen. Feride. 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 Teyze, ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba. Ben Kader'in kaldığı yetiştirme yurdunda müdür yardımcısıyım.
Siz de annesisiniz değil mi? Banu Hanım. Demek öğrendiniz. Evet Banu Hanım. Gönlünüz nasıl razı geliyor gerçekten merak ediyorum. Burada bir evladınız var. Anne anne diye günlerce peşinizden koşuyor. Siz burada hiçbir şey olmamış gibi hayatınızı sürdürüyorsunuz. Benim özel hayatım sizi ilgilendirmez. Ben zaten sizin özel hayatınızla ilgilenmiyorum. Benim derdim kader. Biz o çocuğu nasıl toparlayacağız? Bir fikriniz var mı hanımefendi? Haklısınız. Bir daha kadere yanaşmayacağım. Yanaşmazsınız. Unutursunuz yani. Unutursunuz gider, öyle mi? Peki kader? O çocuk nasıl unutacak? Ya siz nasıl bir insansınız? Bana bunları mı söylemeye geldiniz? Başka bir şey? Ben insanca konuşabileceğim biri var mı diye gelmiştim ama... ...görüyorum ki yokmuş. Yazık. Yazık. Feride de duymuş işte. Yememiş, içmemiş, hesap sormaya gelmiş. İdealist ya hanımefendi. Bu iş iyice bağırmaya başladı. Tövbe estağfurullah, nasıl kötü konuşturuyorlar insanı. Bu kızı buradan uzaklaştırmamız lazım. Nasıl? Kaderi evlatlık isteyecek bir aile bulacağım. Alsın götürsünler. Kızıma evlatlık mı vereceğiz? Olmaz. Başka çare biz mi var kızım? Ha? Kocan duyarsa dakikasında boşar seni. Derini de alır elinden. Böyle beş parasız bir de çocuksuz kala kalırsın ortada. Ha? Hem kadere de bir avuntu olur. Tamam. Başka çaremiz yok diyorsan. Peki. Ama iyi insanlar olsun. Kızıma iyi baksınlar olur mu teyze? Olur. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Zengin kibri işte. Önüme üç kuruş atınca her şeye he diyeceğim sandı. Sen de 10.000'liği 3 kuruş deyip azaltma şimdi. Ben parasında değilim Mesude. Allah belasını versin. Nedir yani? Bir kağıt parçası. Ama şu kıza da yazık, günah. Tamam, bir hata yaptı. Onu evladı gibi seven adama iftira attı. Sen de verdin cezasını. Götürdün yetimhaneye bıraktın. Ama artık yeter. Vallahi benim içim kaldırmıyor, vicdanım sızlıyor. O da bir ana kuzusu neticede. Sen git al evladım. Yetimhane köşelerinde bırakma. Sen niye bu kadar istiyorsun Eylül'ün gelmesini? Kızım, ben sizi düşünüyorum. Anne kız ayrılmasın diyorum. Ha. Diyorsan ki sen ne olacaksın? Ben basar giderim. Nereye gidersin? Tövbe göndermem. Kalırım bir otelde. Arada sırada yoklarım sizi, merak etme. Mesude, sen beni dinle. Koca bulunur, evlat bulunmaz. Sen al kızını, dizinin dibinde otursun. İyi de gelmez ki zaten. Sen Kemal abin yok ya, o gelir. Bana gıcık niyeyse. Ama olsun. Ben onun gençliğine, cahilliğine veriyorum. Senin bu kocan bu kadar da olgun bir insan. Kıymetini bil, kıymetini. Biliyorum Kemal.
Ya yemin ediyorum ki bu üçü işi gerçekten Çin işkencesi ya. Abi kadınlara eziyet olsun diye icat etmişler. Ya kızım ne gülüyorsun? İnanmıyorsan gel internete bakalım. Vallahi bunu bulan dayım erkektir ya. Ver ver ben üstlerim ver. Sağ ol. Zaten ben o ütüyü anca Defne'nin suratına basmak için kullanırım. Aman boş ver. O kız da öyle işte. Takma kafana. Asıl sen Güney ne diyorsun? Güney mi? Kızım ne diyeceğim? Al Güney'i vur Defne'nin suratına diyorum. Ya seni savundu ama. Ay iyiliğinden savunmadı ya. Tabii tikiler gibi onun önüne paspas olmadım. Beyefendi kendine ego yaptı. Yani egolarını tatmin etmek için peşimden koşuyor. Serkan öyle değil ama. Eylül inanamıyorum ya. Konuyu buradan Serkan'a nasıl bağladın? Abi ben gerçekten aşık kızlarla konuşamıyorum. Bu tamam. Songül. Sen Güney'e hala kızgın mısın? Evet tabii ki. Hala kızgınım. Ve sonsuza dek böyle olacak. Bırak şunu artık Kader. Bak o gerizekalı Meral seni böyle bebekle görürse yemin ediyorum ki diline dolar ha. Hayatta bırakma. Bu ne biliyor musun? Biliyorum. Süslü, içi boş bir bebek. İyi, aynı o iğrenç Defne'ye benziyor. Hayır Songül. Bu benim kaçırdığım hayatımın bir simgesi. Eğer derin olmasaydı annem beni alırdı. Bak kanka. Almazdı. Yani o kadın gene bir bahane bulurdu seni almazdı. Bunu anla artık ya. Ne ya? Kaderime razı mı olayım yani? Ne yapıyorsun burada? Amca bir anda öyle gelince korkuttun beni. Bu saatte buralar pek tekin yerler değil kızım. Annem babam merak etmesin. Doğru diyorsun. Merak ederler beni. İyi akşamlar. İnsan nasıl çocuğunu bırakır ya? Hadi bıraktın diyelim. Şartlar seni zorladı. Gerçekten kimseyi suçlamıyorum. Hayat mecbur bırakabiliyor yani bazen. Ama niye karşısına çıkıyorsun ya? Madem karşısına çıkıyorsun niye o çocuğu yanına almıyorsun? Bir tanem. Biraz sakin olur musun? Hayır üzüntüden hasta olacaksın diye korkuyorum. Toprak kaderin üzüntüsünün yanında benimki ne ki? Biliyorum. Biliyorum. Bak diyorum ki... okula bir yazı asayım. Çocuklar okudukları kitapları getirsinler. Hepsini birlikte gönderelim köy okuluna. Çok güzel olur. Şunları ayırmıştım. Evet. Ne oldu?
bunu saklamak istersin ya? Eski nişanlının notu var. Hediye galiba. Hayır canım, niye saklamak isteyeyim? Ya ben bütün hediyelerini atmıştım aslında ama kalmış galiba bu. Neyse. Üstünü karalar gönderirim ben bu köy okuluna. Benim için sakıncası yok. Yani kalmasının hatıra sonuçta. Hayır canım, seninle alakası yok. Niye hayatımda öyle bir şey olsun? İstemiyorum ben odamın herhangi bir şeyini. Hatta bu çerçeveyi de birlikte almıştık. Bunu da atayım ben. Daha var mı? Yani adam bayağı hediyeye boğmuş. Hayır yok. Yani yok galiba. Ben gideyim. Bunları sabah bantlarız. Kahve yapacaktım sana. Kahve içecektik birlikte. Başka zaman. Mahalle ne kadar değişmiş değil mi? Biz de değiştik annem. Melek Hanımların evinin önünden geçerken içim cız etti. İnsan ölene ayrı yanıyor, kalanı ayrı. Bir kızları vardı Cemre, hatırladın mı? Hı hı, hatırladım. Herhalde bir akrabaların yanına yerleştirmişlerdir. Herhalde. Kız hem öksüz kaldı hem de yetim. Bir bisikletleri vardı hani sana vermişlerdi ya. Sen de istememiştin. Zaten burnun yere düşse eğilip almazsın sen. Çocukken de öyleydin. Başka kolik aldı mı? Yok anne, o kadar. İyi, hadi kapat kapıyı. Yok.
Yarın sınav var, çalışsana. Çalışıyorum ya. Bir saattir boş boş aynı sayfaya bakıyorsun. Annemden kalan tek hatıraydı o kolye. Yani öyle bir para etmezdi ama... dünyaların parasını versen de satın alamayacağım bir şeydi. Evet ama sen yine de canını kurtardığına şükret bence. Ya sana bir şey yapsaydı? Ah ben orada olsaydım var ya, o pisliği 2.80 yere sererdim. Mala bak ya, bir de utanmadan maske takmış. Salak. Tek ihtiyacımız olan bir maşer. Saçlarınızı yandığına erin. Ortadan bir tutamalım ve maşaya başlayın. Yaptık herhalde onu kızım ya. Geç sonra. Kızım sen hakikaten manyaksın ya. Okula gidiyoruz yavru. Baloya değil. Gördüğün gibi meşgulüm. Bak. Dikkatimi dağıtma. Sen kime beğendirmeye çalışıyorsun kendini? Ha? Ay daraldım. Kendime. Uzaklaştırma aldık herhalde. Bir haftadır kapalıyım burada. Gidecek başka ortamımız var da sanki. Ta Allah'ım yarabbim ya. Ya karıştı ya. Ya git buradan Songül. Tamam be. Tamam hadi yap. Yürü kız Kader. Kahvaltıya gidiyoruz. İhtiyacımız onun tek... Hırpalama kızım sen de bu kadar kendini. Yani tamam üzücü bir olay ama kadın istemiyorsa ne yapacaksın? İnanamıyorum Neriman Hanım. Yani çocuğu üzdünüz bari karşısına çıkmayın dedim. Kadın bir de beni tersledi. Özel hayatına karışamazmışım. Lafa bak. Öyle mi dedi? Evet. Yazıklar olsun. Peki nasıl insanlarmış? Yani varlıklı mı? Kadın evli mi? Evet evet evliymiş. Kocasından bir tane daha çocuğu var. Ay yazık. Üzüldüm şimdi kadere. Ya. Ama sen de bir daha gidip sinirlerini bozma tamam mı? Kader üzmezse zaten gitmem. Üzmez. Yani bence bir daha kaderi aramaz. Bu mesele de böyle kapanır gider. Neriman Hanım. Kaderin size anlattıklarımdan haberi olmasın olur mu? Bir de evlerine gittiği için onu azarlamayın ne olur. Ne münasebet canım. Yani kader benim elime geldiğinde 3 günlüktü. Torunum gibidir. Sen hiç merak etme. Peki teşekkürler. Ben Koşu Yol Kız Yetiştirme Yurdu Müdüresi Neriman Sönmez. Evlatlık bir çocuk almak için müracaat etmişsiniz. Evet, uygun görülmemişsiniz. Ama ben size yardımcı olacağım. Yalnız evlat edineceğiniz kız çocuğunun yaşı biraz büyük. 16 yaşında. Ciddi olamazsın. Ben orayı tamamen unutmuştum. Tevfik. Şimdi yüzdesini bırak. Bana net söyle. Elime ne kadar geçecek? Sen ciddi misin? Tamam. Öğleden sonra yanına gelirim. Evet, belgeleri de getireceğim. Ama bak bunu ıslatacağız ha. Hadi görüşürüz.
Sinan'la ortak bir arkadaşımız vardı, Bahadır. Afrika'da bir maden yeri satın almak istiyordu. Parası yoktu. Sinan da sermaye koydu. Sinan da başkalarına yardım edeceğine kendini kurtarsaymış. Maden çok değerlenmiş. Satıyormuş Bahadır. Sinan'ın payına düşen de tam tamına 10 milyon dolar. Ne? Keşke Sinan da yaşayıp bu günleri görebilseydi. Neyse, en azından Cemre'nin hayatı kurtulacak. Yani şimdi 10 milyon dolar 16 yaşında bir kızın mı olacak? Tek mirasçı o. Parayı teslim alır almaz Cemre'nin payını hesabına yatıracağım. Niye sana teslim ediyorlar? Sinan o sıra yurt dışındaydı. İşlemlerle ben ilgilendim. Sonra da umursamayıp devir yapmadık. Vay be. Kimin aklına gelirdi? Günaydın. Ben de sizinle kahvaltı edebilir miyim bugün? Tabii, buyurun, oturun. Feride Hanım. Annemle görüştüm, kadar. Annenin de kendince sıkıntıları var. Seni çok sevdiğinden eminim ama... şartlar gereği şu anda seni yanına alamıyor. Ona biraz zaman ver, olur mu? Önünüzde kocaman bir hayat var. Ben inanıyorum ki siz bir gün bir araya geleceksiniz ama şimdi değil. İleride tatlım, tamam mı? Teşekkürler. Yine ne sorunu var bu kızın? Odayı kasavete boğdu. Kasvet. Yer açsanıza bana. Gel, gel. Başımın belası, gel. Saçların çok güzel olmuş. Mersi canım. Sana da yaparım istediğin gün. Sakın sakın yaptırma. Para alır valla. Feride Hanım, beni çok yanlış tanıyorlar. Oysa ki ben ne kadar neşeli, hayat dolu bir insanım. Kıskanıyorlar galiba. Hadi lan. Saçımı bozma. Koluma falan çalış biraz. Koluma hadi. Sen de yetiştirme yurdunun telefonu var mı? Yok. O zaman internetten bakarız. Ne yapacaksın yetiştirme yurdunun telefonunu? Cemre'ye haber vereceğim ya. Bize gelsin akşam. Kutlama yaparız. Ya Sinan'ın yasal olarak bir hakkı yoktu demiştin değil mi madende? Yanlış mı anladım? Yasaya gerek yok. Sinan bana güvendi. Hah, buldum. Alo. Koşu yolu kız öğrenci yetiştirme yurdu mu? Ben Tevfik. Bırak Tevfik. Dur. O parayı Cemre'ye verme. Çorba getirdim kızım. Kemikliği de kattım içine. Kan yapar. Çok çok yaptım. Hepinize yeter. Ben gelirim. Siz gidin. Sanki çorba yapmak da analık oluyor. Benimki onu da yapmadı.
İyi misin kızım? İyiyim. Rahatın yerinde mi? O yastığını tiftikle kızım. Boynum tutulur sonra. Anne niye böyle yapıyorsun? Beni sevsen getirip buraya bırakmazdın. Yapma. Zorlama kendini. Sen kocanı seçtin. İnsan neyi tercih ederse etsin. Annelik bitmiyor ki be kızım. Allah canımı alsın, aklımdan çıkmıyorsun. Anne. Saçım okşuyor sana. Dün bir kadın geldi. Bir oğlu varmış. Seninle aynı okuldaymış. Kızın oğlumun peşini bıraksın dedi. Serkan'ın annesi mi geldi? Hemen de bildin. Dikkat et kızım. Bir genç kızın çeyizi namusudur. Serkan'la ben kötü bir şey yapmıyoruz. Ya tabii yapmazsın da. İşte kimse duymasın. Bak babana da söylemedim ağrına gitmesin diye. O benim babam değil. Benim babam öldü. Kızım sen niye bu adama bu kadar bilendin? Bak daha dün gece eve dönsün, yuvasına gelsin. Ben gerekirse otel köşelerinde kalırım dedi. Bu derece fedakar bir insan Kemal abi. Kanıtlayayım mı sana anne? Ha? Kemal abinin sen yokken bana nasıl davrandığını kanıtlayayım mı? Ben kocamdan eminim. Kafanda bu soruyla mı yaşayacaksın anne? Gerçeği öğrenmek bu kadar mı zoruna gidiyor? Sen de kocandan emin değilsin. Korkuyorsun. Nasıl böyle bir şey söylersin Nazan? Ben kızın hakkını gasp edemem. Ben böyle bir şey mi söylüyorum Tevfik? Allah Allah. Ya Cemre parayı ne yapsın? Ha? Yediği önünde, yemediği arkasında. E okula da gidiyor. Niye kızın düzenini bozasın? Nazan, bir yetimin hakkını mı yiyeceğiz? Durumu acıklı hale getirme Tevfik. Sen söylemiyor muydun benim nakde ihtiyacım var diye? Hı? Bankaya kredi başvurusunda bulundum. Halledeceğim ben o işi. Tamam. Diyelim ki sen krediyi bankadan değil, rahmetli Sinan'dan aldın. Yani bir de böyle değerlendirsen. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Tevfik bak, Cemre aylardır o yurtta yaşıyor. Yani bir süre daha fakir yaşayabilir. Bırak Allah aşkına Nazan. Ya Tevfik, canım. Ben Cemre'ye parayı vermeyelim demiyorum ki. Ya sen o parayı işlet, çoğalt. Kız 18 yaşına geldiğinde de fazlasıyla önüne koy. Hem daha çok ora geçmiş olur. Yani Cemre şu anda çocuk. O parayı çarçur eder. Bak bir daha söylüyorum Tevfik. Cemre'ye acımaya kalkma sakın. Ya kız hayatından memnun. Hı hı. O kadar memnun ki annesiyle babasının mezar taşını yaptırmak için evlere temizliğe gidiyor. Söylesene anne en son kimin evini temizliğe gitti? Ya Defne bir densizlik yapıp Cemre'ye bizim yazlığı temizletmiş. Aferin Nazan. Bunu da mı yaptınız sonunda? Ben de çok sinirlendim Tevfik. Yani Cemre bizim manevi kızımız sayılır. Ya bak Defne, eğer bir kez daha Cemre'yi üzersen
canını okurum. Ne oluyor ya? Anne biz seninle bunu konuştuk. O zaman kızmamıştın. Cemre ile konuşacağım. Artık kimsenin pisliğini temizlemek zorunda kalmayacak. Kızlar, beni de bekleyin. Eylül çok uzun kaldın ya. Bu kadar ne konuştunuz kızım? Kemal abinin ne mal olduğunu ispatlayacağım anneme. Bana inanacak. Gerçeği kendi gözleriyle görecek. Nasıl yapacaksın bunu? Evde yalnızken konuşacağım. Sonra sesini kaydedip anneme dinleteceğim. Ya bu çok tehlikeli bir şey. Ne yapayım? Büyük risk. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten o dokundu bana. Mal ya. Harbi gerizekalısın kızım sen. Korkak. Doğru konuş lan. Yine iftira atacaksın ya, korkuyor kız. Ya tamam Songül, boşuna sorun çıkmasın. Defol. Defne tamam, boş ver ya. Üf. Kanka kavgayı bırak da şuna bak. Ay bu kim ya? Acayip yakışıklı. Kızlar beni beklemeyin, ben geleceğim birazdan. Oğlum, oğlum. Buldum seni. Müdür bey dedi ki hemen gel çalışmaya başla dedi. Seni de çalışan personel bursundan faydalandıracaklarmış. Notlarının iyi olduğunu duyunca pek boşlarına gitti vallahi. Tamam annem, dur sakin ol. Sen git şimdi müdür beyin yanına. Sana bir forma verecekler. Ben de üstüme şöyle bir önlük bulayım. Sınıfın neresi falan onu da öğrenirsin. Oldu mu oğlum? Hadi benim aslan parçam. Tamam canım annem, merak etme sen. Ay, kurban olurum ben sana. Acıkmış mı benim yakışıklı oğlum? Benim tosunum. Az daha sabret oğluşum. Anne şimdi gelecek. Sus be. Erkek adam ağlar mı? Allah Allah. Of. Burnumun direği sızladı be. Mesude sen mi geldin? Ya koş koş. Leş gibi kokuttu ortalığı. Altını mı doldurdu gene, ne oldu? Geldim. Hem nerede kaldın sen? Ver. Kızlarından başını kaldırıp oğlumla ilgilenemiyorsun ki. Deme öyle Kemal. Metin'i aşıya götüreceğim. Sen evdesin değil mi? Ha. Eylül'le konuştun mu? Konuştum. Dönecek miymiş? Bakalım. Daha bir şey demedi. Israr etseydin, Kemal abin de evde olmayacak deseydin, anlatsaydın. Konuştuk hepsini işte. Merhaba Cemre. Merhaba.
Tanımadın beni değil mi? Çıkaramadım. Tahmin etmiştim. Zaten Melek Hanım'ın kızından başka ne beklenirdi ki? Bir dakika. Sen annemi nereden tanıyorsun? Annemi her pazartesi ve perşembe temizliğe çağırırdı Melek Hanım. Okullar tatilse beni de götürürdü annem. Her seferinde bir kez daha şaşırırdım o evin büyüklüğüne, lüksüne. Giymediği kıyafetleri verirdi anneme. Sen de eski bisikletini vermiştin bir keresinde. Ha, sen şeyin oğlusun. Neydi? Şeyin oğlusun. Ay. Neydi adı? Emine. Neyse. Ha bu arada. Başın sağ olsun. Eyvallah. Ben de seni arıyordum. Bahçeye bakacaktım. Bir dakika konuşabilir miyiz? Ne oldu Eylül? Oturalım mı? Eylül ne oldu? Dersten sonra telefonunu verir misin? Ödünç. Bu mu yani? Bak vermek zorunda değilsin. Eğer lazım değilse diye sordum. Al, hatta sende kalsın. Yok, şeyi halledince vereceğim zaten. Neyi halledince? Ya doğru düzgün anlatsana. Sen karışmasan daha iyi. Eylül, seninle ilgili bir durum varsa karışırım. Annem bana inanmıyor ya, Kemal abinin yaptıkları için. Ben ömür boyu bununla yaşamak istemiyorum. Kanıtlayacağım o pisliğin yaptıklarını. Nasıl yapacaksın ki? Evde yalnızken konuşacağım. Pis pis konuşmaya başladığı zaman da kaydı alıp anneme dinleteceğim. Ya Eylül o adamla yalnız kalamazsın, saçmalama. Başka çarem yok. Ya ne olursa olsun ya. O adam çok tehlikeli. Ben aynı sokakta yürümene bile tahammül edemezken sen o adamla aynı evde kalacağım diyorsun. Annem başka türlü inanmayacak. Ya niye anlamıyorsun? Eylül, kendine gel. Buna asla izin vermem. Yapacağım. Annem gerçeği öğrenince o adamı gönderecek. Ona değil, bana inanacak. Tamam o zaman. Ama ben de gelirim. Gerekirse saatlerce kapının önünde beklerim. Sana bir şey yaparsa dalarım içeri. Gelme. Sen sadece telefonunu ver yeter. Gelmiş. Ne? Sana yapışıyormuşum. Bırakacakmışım peşini. İnanmıyorum ya. Bizi rahat bırakmayacak Serkan. Eylül. Kimse umurumda değil. Hiç kimse. Cemre'nin arkadaşısın değil mi?
Sizi koridorda konuşurken gördüm. Eski bir tanıdık. Gördüğümde şok oldun değil mi? Nerede o eski Prenses Cemre? Nerede şimdiki yetimhane kızı? Bilmem. Okula ilk geldiğimizde canımızı okudu. Böyle bir havalar, bir aşağılamalar. Ne oldu sonra? Meral. Hani matematik notlarını alacaktın? Ay unuttum. Neyse, bay bay canım. Usta bir çay versene. Pardon. Geç kızım, geç geç. Emine teyze. Cemre. Dur kızım, dur. Ben ter kokuyorum da. Sonra iğrenirsin filan. Sen burada mı çalışmaya başladın? Bugün başladım da. Annem babam çok iyi insanlardı. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Sağ olun. Zil de çaldı. Hadi sen dersine git oldu mu? Ben buradayım nasıl olsa yine görüşürüz. Tamam. Malzemeden de çalmadık ki. Niye kabarmadı bu kek? Kanka kabartma tozunu unuttuk çünkü. Ay of ya, nasıl unuturuz bunu? Çok dalgınız Merve. Neyse, bir daha yapacağız artık mecbur. Defne. Verdiğin sözü unutmadın değil mi? Ya unutmadım Burak. Hani Cemre'yi sizin eve temizliğe getirirsem. Ya tamam. Ne sözüymüş o? Ya okul balosuna seninle gideceğim demiştim de. Evden alırım seni. Dosyanızda evlat edinmeye uygun değiller yazılı. Vallahi niye öyle yazmışlar? Biz de anlayamadık müdür hanım. Koruyucu ailesi olduğunuz çocuğu hizmetçi gibi kullanmışsınız maşallah. Yemek yaptırmışsınız, bebek baktırmışsınız. Daha bir de soruyor musun? İftira müdür hanım. Biz sadece kendi odasını temizlettik. Bana bak hanım. Bu alacağınız kızı size sömürtmem. Eğer bir yanlışınızı duyarsam hemen geri alırım. Yok, vallahi gül gibi bakacağız. Adana'ya mı gideceğiz dediniz? Ya öyle bir niyetimiz var. İyi, iyi. Böylesi daha iyi. Neriman Hanım müsait değilseniz daha sonra uğrayayım ben. Gel, gel Feride, gel. Bak seni Rıza Beylerle tanıştırayım. Feride Hanım yardımcım olur. Memnun oldum. Kendisi de eşi de çok iyi insanlar. Kızlarımızdan birini evlat edinecekler. Öyle mi? Çok sevindim. Kimi? Kaderi. 3'genin tanjantını alıp...
Hocam. Bir şey sorabilir miyim? Evet Güney. Matematik biraz da hayatımız gibi değil mi? Hatta daha açık konuşacak olursak aşk hayatımız gibi. Nasıl yani? Şöyle ki hocam. Göstereyim. Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan iki doğru isteseler de istemeseler de bir gün muhakkak bir yerde kesişirler değil mi hocam? Yani biri inat etse bile bir gün muhakkak kesişirler. Kesişmez hocam. İki doğru aynı düzlemde bazen kesişmezler. Çocuklar konumuz bu değil. Bir dakika ya. Ben bunu açıklık getirmek istiyorum bir saniye. Alınca bu çizgilere paralel doğrular denir. Bak, biri bu tarafa doğru giderken diğeri onu hiç iplemez. Alır başını bu tarafa doğru gider. Ama bazen de bu doğrular birbirine jet hızıyla gelebilir hocam. Hatta buna da aşık doğrular denebilir. Yeni bir teori atıyorsun yani ortaya. Niye olmasın hocam? Hatta isterseniz bu aşkla matematik arasındaki ilişkiyi bir şiirle bile açıklayabilirim. Başkaları hep bölmeye çalıştı. Sense beni senden çıkarmaya. Sen hep çarpmayı tercih ettin. Ben toplamaya çalıştıkça. Bir örnek vermek gerekirse matematikten. Bir daire gibiydik seninle. Merkezde sen, eşit uzaklıkta ben. Ne kadar istediysem de gitmeyi bir türlü çıkamadım içinden. Ne tanjant umurumdaydı, ne sinüs. Hatta ne kadar eğri varsa çıkardım hayatımda. Sen ister kabul et, ister etme. Aynı düzlemde birbirine paralel olmayan iki doğru bir gün muhakkak buluşurlar aynı noktada. Salaksın oğlum sen. Hoşuna gitmedi mi? Bu kadar zevzeklik yeter Güney. Hadi oturun yerinize. Çok iyiydi oğlum. İstersen başka şiirler de yazayım sana. Yazma lan. Yazma. Rezil oluyorsun aptal. Olsun. Allah'ım ya. Tamam yeter. Hadi derse dönelim. Neriman Hanım bilerek mi yapıyorsunuz bunu? Neyi? Neyi olacak? Kızların hayatını mahvetmeyi. Aman sen de sırf bana muhalefet olsun diye konuşuyorsun. Ne var yani fena mı? Bir ailesi olur işte. Neriman Hanım Kadar daha öz annesiyle karşılaşmanın şokunu atlatamadı. Böyle bir şey hazır değil. Yeter Feride. Çivi çiviyi söker. O kızın bir aileye ihtiyacı var. Ben de kararımı verdim. O kadar. Bana bak Serkan'dan telefonu aldın mı? Ya Kemal gelirse ne yapacaksın? Evde olacak. Annem de Fatma teyzeye gitti. Nasıl ya? O pislikle seni yan yana mı bırakacak Eylül? Ben istedim böyle olmasını. Kemal abi annem evdeyken bana sürekli kızım diyor. Başka türlü ispatlayamam. Şimdiden gerildim ben. Gelmek zorunda değilsiniz. Olur mu ya? Biz arkadaşız, kardeşiz kızım. Seni yalnız bırakamayız. (Gülüyor)
Bugün bu iş bitecek. Annemden sonra kaydı polise götüreceğim. İçeri atsınlar, versinler cezasını Kemal abinin. Hadi kardeşim. Hadi. Çok fazla yaklaşmasına sakın izin verme. Baktın çok fazla üzerine geliyor, hemen kendini dışarı atıyor, tamam mı? Biz zaten seni burada bekliyoruz. Tamam. Bak telefonu da kontrol et ha. O kadar tehlikeye giriyorsun, boşuna gitmesin. Şu an kaydı alıyor. Tamam, dediğim gibi. Eğer durum zora girerse hemen fırla, hemen. Sen miydin kız? Annem eve dönmemi istedi. Anana kalsa umur olmaz. Ben ısrar ettim. Bavulun nerede? Önce bir konuşalım. Konuşalım. Yabancı gibi durma öyle. Gir içeri. Burası senin de evin. İçeride mi? Ne yapıyorsun ya? Oğlum bir seslensene, bir aklımızı çıkardın. İçeride Eylül. Eylül sen gelme dedi ama ben duramadım. Dur dur dur. Gitme şimdi, Kemal görmesin. Ama bağırırsa buradan duyamayız. Biraz daha yaklaşalım o zaman. Ağzını kapatıp odaya falan kilitlerse. Ya biz burada dikilirken bir şey yaparsa Eylül'e... asla affetmem kendimi. Ben içeri giriyorum. Serkan dur. Ya bak belki de Eylül'ün annesiyle barışması için son şansı. Ya bu kızın bir annesi var. Yetimhanede kalmasın ne olur. Bizim gibi olmasın. Sonuçta kızın bir evi var yani. Tamam, bekleyelim o zaman. Anlat bakalım. Eve geri dönmemi niye istedin? Sen biliyorsun niyesini. Söyletme beni. Söyle. Belki ben yanlış anlamışımdır. Açıkça söyle.
Kemal evde mi? Yata yata büyütsün Totos'unu. Mesaiyle bir şey girse de çalışsa be kızım. Büşra'cığım al bebeğim iç limonatanı. Teşekkür ederim. Bak kurabiyelerden de tamam mı? Tamam. Kızım senin bir derdin mi var? Yok. E yüzün sapsarı. Hasta mısın? Ya yine dul kalırsam diye düşünüyorum abla. Tek başına üç çocukla nasıl geçinirim? Allah verir rızkın tabii. Ama çok çalışman lazım. Hele bu devirde üç çocuk. Kız. Kemal'le aram mı kötü gene? Yok. Değil de çok şükür. Ne bileyim. Dünyanın bin bir türlü hali var. Birden öyle bir şey öğrenirsin ki. Ya kızım. Boş boşuna evhamlanma. Olur böyle şeyler doğumdan sonra. Yakında geçer kızım. Mesude neler diyorsun? Kusura bakma abla. Ay ilacı getireyim ben, bir şey olmaz. Yandın mı sen? Yok. Anne. Sen boy mu attın görmeyeli? Yavrum, evladım, et tırnaktan ayrılmaz. Burada senin bir anan, üvey de olsa bir baban var. Dışarı çıksak bize sevgili sanırlar diyordun. Yalan söyleme Allah aşkına. Şurada biz bizeyiz. Ayıp kızım. Ben sana babalıktan başka ne yaptım? Sevgili mevgili. Tövbe estağfurullah. Sude, iyi misin kızım? Yok dayanamayacağım ben artık. Ne olacaksa olsun. Sude nereye gidiyorsun kızım? Sude. Sude, nereye gidiyorsun kızım? Anne. Sude. Kızlar dayanamayacağım ben daha fazla. Giriyorum içeri. Ya Serkan. Serkan. Eylül. Eylül iyi misin? Serkan. Eylül aç kapıyı. Ayşe'nin getirdin lan kapıya. Bana inat mı yapıyorsun? Eylül. Bunu da kaydediyor mu telefonu? Kayıt yaptığımı gördün değil mi? Sen bak bakayım şu gözlere. Salak mı var senin karşında? Ne kaydı kızım? Aa.
Eylül! Edepli durun lan aile ortamında. Geç lan sen de içeri geç. Bırak lan kızı. Zarkan ne yapıyorsun? Zarkan. Dünkü çocuğa bak lan sen. Ulan ben senin var ya. Zarkan! Diyorsun lan sen. Kemal! Lan. Mesude, bak vallahi ben ne olduğunu anlamadım. Önce bu kızın geldi, abuk sabuk hareketler yaptı. Sonra da bu oğlan üstüme yürüdü. Bak yeminle ne olduğunu bilmiyorum, yeminle. Nerede kanıtın? Göster! Var mı ispatın? Ne kanıtı Mesude? Nasıl çalışıyor bu? Yavrum, evladım, et tırnaktan ayrılmaz. Burada senin bir anan, Ümeyde olsa bir baban var. Dışarı çıksak bize sevgili sanırlar diyordun. Yalan söyleme Allah aşkına. Şurada biz bizeyiz. Ayıp kızım. Ben sana babalıktan başka ne yaptım? Sevgili mevgili. Tövbe estağfurullah. Selam. Merhaba canım, ne haber? İyi, senden ne haber? O ne? Ayıkladım bazı eşyalarım. Yani işte Vedat'tan arta kalan her şey. Ya Feride, ben dün bozuldum. İtiraf ediyorum. Ama buna gerek yok. Anılarını çöpe atmanı istemem. Ben bunu senin için yapmıyorum zaten Tufa. Gerçekten daha iyi seçeceğim kendimi böyle. İyi. Kepçeyi de mi aldın? Ha. Mutfak eşyalarını pek meraklıydı. Gerçi ne yalan söyleyeyim, iyi yemek yapıyordu. Yani bir masa donatıyordu, bayağı parmaklarını yersin. Ama tabii kötü bir insandı. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Beni aldattı biliyorsun. Sonra bencil bir adamdı. Uyurken horul horul horluyordu. Hatta bir defasında... Feride, lütfen. Lütfen. Eski nişanlını dinlemek istemiyorum.
Aa tabii tabii. Haklısın. Tabii canım. Tamam ben kardım. Görüşürüz. Annemin bana böyle davranmasını kaldıramıyorum. Ya sana gitme dedim. Biliyordum böyle olacağını. Ya annem o benim. 9 ay karnında taşıdı beni. Niye taşıdı peki, niye? Gel de şurada bir şeyler içelim. Sakinleş. İstemiyorum. Sinemaya gidelim o zaman. Her şeyi unutursun. Nasıl unutacağım ya? Büşra'yı avutur gibi konuşma benimle. Çocuk değilim ben. Ya ne yapmam gerektiğini bilmiyorum Eylül. Sen söyle bana. Öğret. Seni nasıl mutlu edebilirim? Edemezsin. Ben hep böyle mutsuzum. Seni de mutsuz ediyorum. Eylül, ben seninle mutsuzluğu da paylaşırım. Yeter ki yanımda olun. Amca. Niye geldiniz buraya? Yoksa Nazan teyze... Hanım, pardon. Bir şey mi kızdı yine? Hayır Cemre'ciğim. Senin nasıl olduğunu merak ettim. İyiyim ben. Burada mutlu musun? Bilmem. Sana gerektiği kadar destek olamadık. En zor günlerinde seni yalnız bıraktık. Ya bunu mazeret olmaz biliyorum ama biz de Nazan'la zor günler geçiriyorduk. Kendi derdimize daldık işte. İnsanın annesiyle babasını kaybetmesinin ne olduğunu bilirim. Bu acının telafisi yoktur. Keşke onları geri getirebilseydim. Keşke. En azından rahat edebileceğin kadar bir miras bıraksalardı her şey daha kolay olurdu değil mi? Umurumda değil. Paranın mutluluğu getirmediğinden çok acı bir şekilde öğrendim ben. Yine de geleceğinin garantide olduğunu bilmek herhalde iyidir. Bu hayatta hiçbir şeye güvenilmiyormuş. Ben bunu öğrendim. Yani şimdi eline çok büyük miktarda bir para geçse sevinmeyeceksin öyle mi? Diyelim ki babandan
çok büyük miktarda bir para kaldı. Ne yapardın? Bilmem. Yurttaki kızlara dağıtırdım. Bazılarının ailesi parasızlık yüzünden getirmiş buraya. En azından onlar evine dönerdi. Sonra yurda yeni eşyalar alırdım. Hatta yeni bir bina. Herkesin kendi odası olmasını sağlardım. Eskiden benim kendi odam olduğu gibi. Yani parayı çarçur ederdin, öyle mi? Para benim acımı dindiremez. Ama en azından onları mutlu edebilir. Tamam. Harçlığa ihtiyacın var mı? Şunu almak ister misin? İstemem. Gerek yok. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa muhakkak benim yanıma gel, olur mu? Sen bana Sinan'ın emanetisin. Cemre, simit yer misin? Yerim kızlar, sağ olun. Hoş geldin oğlum. Güneylerle mi takıldın? Eylül'ün evine gitmişsin. Ses sonundan hiç hoşlanmadım. Ya Eylül'le uğraştığın yetmiyor. Şimdi bir de ailesine mi bulaştın? Ne yaptın anne? Aşağıladın mı insanları? Para verdim. Eylül'ü yanlarına alsınlar diye onlara para verdim. Bence bu da bir nevi iyilik sayılır. Ya neden ya? Neden? O adam daha fazla taciz etsin diye mi ha? Senden nefret ediyorum anne. Aldırma. Bütün çocuklar annelerine böyle şeyler söyler. Ama onları sevmeye devam ederler. Serkan da seni seviyor. Gel. Hı. Gel kızım, gel. Gel, otur karşıma. Al bakalım. Seversin sen. Sağ olun. Canım istemiyor. Aa, darılırım ama sonra. Hem ikram edilen şey geri çevrilmez kızım. Hı? Hadi. Heh. Ben seni niye çağırdım biliyor musun? Seni evlatlık almak isteyen bir aile var. Heh. Ama çok düzgün insanlar. Kadıncağız seni görmüş, bayılmış sana. Kim bu cici kız diye sordu. Ben de senin ne kadar uysal, ne kadar aklı başında bir kız olduğunu anlattım onlara. Ama Neriman Hanım, ben gidemem ki. Ya burada arkadaşlarım var, sonra gidemem yani. Aklını başına topla kızım. Yani bir ailen olsa, anne baba diyeceğim birileri olsa fena mı? Hem sana sahip çıkarlar, severler seni. Gelsinler. Gideceğim. Ha, aferin benim akıllı kızıma.
oldu bu iş Banu. Kader de razı oldu. Aile zaten Adana'ya gidecekmiş. Kızın gelip başına bela olamaz. İyi de Kader Adana'ya giderse ben kızımı nasıl göreceğim? Gördün de ne oldu? Çocuk mutsuzluktan ölecek. Herkes için en iyisi bu. Bu kızımı kaderine ikinci terk edişim. Görmediğin insanları nasıl kabul ediyorsun ya? Belki sevmeyeceksin. Ya gitmeyeceğim ki zaten. Nasıl? Annem beni alacaklarını duyunca kıskanıp gelecek. Nasıl plan kızım bu? Annen lan o senin, annen. Sevgilin değil ki öyle kıskanıp gelecekmiş. Allah'ım yarabbim ya. Songül, ben inanıyorum. Bırakmayacak annem beni. Bugün Cemre'yi görmeye gittim. Söyledin mi parayı? Söylemedim. Oh. Ay neyse ki. Sana büyük bir miras kalsa, çok zengin olsan mutlu olur musun diye sordum. Parayla mutluluk olmaz dedi çocuk. Çok doğru söylemiş. Aynı benim felsefem. Parayı verirsek çarçur edecek. Tamam, ben de onu diyorum işte. Benim de bu aralar nakde o kadar çok ihtiyacım var ki. Ama bu çok ayıp, yazık, günah. Ya hayatım, canım. Biz parayı temelli almayacağız ki. Tamam. 18'inde geldiğinde vereceğim parasını. E sen ne dersen de, tamam mı? Gerekirse batmayı göze alıyorum. Ama ben o yetimin parasını iç etmeyeceğim. Tamam işte, ben de onu söylüyorum. Ya Cemre şimdi o parayı ne yapsın? Zaten yetiştirme yurdunda 3-5 kuruşu idare ediyor. Ama biz öyle değiliz ki. Ya bizim standartlarımız yüksek. Hava yemeği hazırlamış mı canım? Yes. Ya da ne diyorum biliyor musunuz? Bu akşam dışarı çıkıp çok güzel bir yemek yiyelim. Kutlama yaparız. Ay kutlama derken? Ya babanın çok eski bir yatırımı değer kazanmış. Ay o zaman bana araba alırız değil mi baba? Bu yaşta. Ya o zaman sömestrede kızlarla Avusturya'ya kayağa gideyim. Ya hadi baba ne olur. Afiyet olsun. Ben de yemeyeceğim. Afiyet olsun. Ulan ileride evlenirsen de çocuk falan yapmayacağım ha. Kimseyi mutsuz etmeyeceğim bu hayatta. Ya öyle deme. Senin 10 tane çocuğun olsa onlara da aslan gibi bakarsın. Sen bize bile anne gibi davranıyorsun. Songül. Tevfik amca geldi bugün yurda. Serkan'ın babası. Karısı bitti şimdi o mu başlamış? Nasıl olduğumu görmek istemiş. Merak etmiş beni. Yani en azından öyle söyledi. Vicdan rahatlatmaca kızım bunlar. Seni merak eden adam burada kalmana da izin vermezdi. Yalan söylüyor ya. Abi ben anlamıyorum ya. Bir insan hem bu kadar zengin olup hem nasıl bu kadar düşüncesiz olabiliyor? Ben de zenginken öyleydim. Benim gibi olmayan insanların kalbini çok kırdım Songül. Sen çocuktun Cemre. Ya olsun. Mesela bir mağazaya girerdim. Oradaki tezgahtar kızlara sanki hakkımmış gibi trip yapardım. Şimdi hepsini bulup keşke teker teker özür dileyebilsem. Canım.
Mis gibi anne çorbası. Afiyet olsun. Cemil'i gördüm bugün okulda. Ben de gördüm. Yazık. Kız üzülmüş. Ve kolay değil. Hem annesini hem babasını kaybetti çocukcağız. Tanımadı beni. Tanımaz tabii oğlum. Hepiniz büyüdünüz. Koca adamlar oldunuz. Ben görür görmez tanıdım ama. Boş, benimki de laf. Başka ne olacaktı ki? O tam bir prensesti, bense temizlikçinin oğlu. Koskoca Cemre Hanım, bizi mi hatırlayacaktı anne? Deme oğlum öyle deme. Kız görünce bana sıcacık sarılmak istedi. Sarıldı mı? Yok, yok. Ben müsaade etmedim. Kesin öyle olmuştur annem, kesin. Baksana, yetimhanede kalmak bile değiştirememiş prensesimizi. Yetimhane mi? Bu kızın onca akrabası vardı. Kimse sahip çıkmamış mı bu çocuğa? Anne, bize biri sahip çıktı mı? Ha? Sen biliyorsun. Senin hastalığında hangisi bir ekmek alıp da çaldı kapımızı? Bırak gözünü seveyim. Geçti oğlum, geçti. Hepsi geçti. Tamam. Senin 2 yılına mal oldu ama olsun. Sen yine telafi edeceksin onları. Edeceğim, edeceğim. Sen zengin bebelerinin arkasını toplayacaksın. Ben de onlarla aynı okulda... Deme. Deme öyle. Tamam. Biz okulda tanışıklık vermeyiz, oldu mu? Kimse senin Hademe'nin ne oğlu olduğunu bilmez. Merak etme. Ben öyle şeylerden kaçınmam. Bilsinler anne, bilsinler. Umurumda bile değil, anladın mı? Umurumda bile değil. Bakma sen bana. Arada geliyorlar bana öyle biliyorsun. Yoksa ben senin hiç kalbini kırar mıyım? Senin evinde hiç eski sevgililerinden kalan anılar var mı? Var mı? Ay bırak artık yemeği de çok. Bize yardım et. Ya ne valizi malizi ya? Bak, sanmıyorum. Emin değilsin ama. Bak şurada bir tane çerçeve var ya, incikli cincikli boncuklu. Gayet kızışıyor bence. Hiç selamlısın gibi durmuyor yani. İnanmıyorum. Öğretmenler günü de öğrenci mi aldı onu? Aa. Aa, çok şirinmiş. Mürvet, Mürvet dünya güzelim. Beni utandırıyorsun. Şuradaki çiçekçi kız biblosu. Senin gibi bir kadına böyle bir hediye layık. Onu da mı öğrencin aldı? Önemli olan. Yok değil. Ha, sevgilin aldı yani. Kusura bakma ama aşırı zevksizmiş kim aldıysa. Ne kadar mutlu olduğumu tahmin bile etmez. Annem aldı. Annem aldı. Onu annem mi aldı? Ay, etekleri falan zaten baksana uçuş uçuş çok tatlı, bembeyaz böyle çiçekli miçekli falan. Nostaljik, çok güzel, çok naif, çok hoş görünüyor. Mısır getireyim mi? Mısır mı? Şu an çok iyi olur. Mısır getirir misin? Getiririm.
kitap hediyeden olmadı. Ha? Eski sevgililerimden de kitap hediyeden olmadı. Yok canım, ben öyle okuyacak kitap var mı diye bakıyordum. Hı hı. Neyse, sonra bakayım. Vallahi kendimi yediremiyorum Mesude. Ana kız bana sapık muamelesi yaptınız. Yapma Kemal'im. Israr etti. Kanıtlayacağım dedi. Anneyim ben. Bir anne çocuğuna nasıl inanmaz? Yazdım bunu kenara. Çok fena güvenim sarstın. Seni şu dakika boşasam haklıyım. Yalan mı? Ben olmasam halin ne olur düşündün mü hiç ha? Düşündün mü? Sürünürsün be. Alenen sürünürsün. Kulağım kopaydı da dinlemeyeydim Eylül'ü. Ne olur Kemal'im, affet beni. İnsanın annesinin ona inanmaması ne fenaymış. Ya tanımazdan gelmesi. Daha fena değil mi? Ben artık kime üzüleceğimi şaşırdım. Ya Eylül, ben yıllarca annemi aradım. Bir kerecik kızım desin, bir kerecik bana sarılsın diye bekledim. Ama sonra ne oldu? Yedim tokadı, oturdum yerime. Ya keşke Meral gibi vurdum duymaz olabilsem. Heh, yine Meral dedikodusu. Meral kadar taş düşsün başınıza be. Ya Meral, bir şey soracağım. Sen anneni merak etmiyor musun? Aman neyini merak edeyim? İstememiş beni. Ben niye onu isteyeyim ki? Durduracağım. Bir şey söyleyeceğim. Mesela sen neden bana hiç eski sevgililerinden bahsetmiyorsun? Niye hiç anlatmıyorsun? Anlatacak çok bir şey yok ya. Yani öyle çıktığım kızlar oldu. Geldiler geçtiler işte. Anılar? Duygusuz bir şekilde hepsini attın mı yani? Bilmem ki. Yani öyle çok bir şey almadılar bana ya. Aldılarsa da kayboldu gitti zaten. Erkekler biraz farklıdır. Böyle şeylerle pek ilgilenmezler. Odundurlar biraz, evet. Haklısın. Odun mu? Hayır, seni tenzih ediyorum. Yani şu işlemeli örtüyü de mi sevgilini almadı Allah aşkına? Yok Feride, hayır. Anladım. Tatlım. Ben geçmişle değil, gelecekle ilgileniyorum. Eski sevgili muhabbetini kapatalım artık, ne olur. Tamam, haklısın. Tamam. Kim aldı peki? Başlatıyorum filmi. Buzdolabı da çok eskidi Kemal. Yenisini almak lazım. Hmm.
Büşra'nın da giyecek yeni bir şey kalmadı. Yeter be. Param basıyorum ben burada Mesude. Allah Allah. Ya benim elbisem var ki. Ben istemiyorum. Sen de ablan gibi işlisin ha. Tamam. Bir şey demedik. Alırız. Arabayı da kullanıyorsun ama satamayacaksın sonra Kemal. İyi hatırlattın ha. Bir müşteri vardı. Gidip konuşayım şununla. Günaydın. Merhaba. Tatlım, ne haber? İyi. Ne okudun? Elindeki ne? Ben de anılarımı çöpe atmaya karar verdim. Aa. Sen bana ne bakıyorsun canım? Ne gerek var? Tamam, biraz kafayı takmış olabilirim ama... Yok. Yani ben de kendim için yapıyorum. Hı. Yani neden saklamışım bunca zaman bilmiyorum ama... bende de varmış bir şeyler. Fark ettim, fark ettim. Kutuda küçük müçük ama maşallah bayağı anı var galiba içinde. Siz kadınları bazen anlamıyorum gerçekten. Ben de vallahi. Müsaaden. Ha tabii tabii. Kader nereye? Dolaşmaya. Ben de geleyim. Ah Kader ah. Eylül, nereye gidiyor, bu anasına mı? Ya bu çocuk beni öldürecek ya. Akşam gene gelecek, zırı zırı ağlayacak. Ulan kimin içi acıyacak? Tabii ki Songül'ün. Kim avutacak bu kadere? Tabii ki Songül. İnsan annesi olunca kolay kolay bırakamıyor. Akşam geç kalmam. Alırım istersen seni. Haberleşiriz. Hadi bay bay. Thank you.
Buyurun. Banu Hanım'la görüşecektim. Kim diyeyim? Sen işine bak. Nereden buldun evimi? İşte telefondan soyadınız. Soyadınızdan eşiniz beyefendi. Derken gazeteye çıkmışsınız geçen. Hangi vakfın yemeğiydi o? Kes. Ne istiyorsun? İşte Banu Hanım efendi. Malum. Hayat pahalı. Para geldiği gibi gidiyor. Yani yanlış anlaşılmasın. Siz bana burada bir iş verin. Ben elimin emeğiyle... Senin gibi aşağılık bir adamı kızımın olduğu yere sokar mıyım ha? Eşiniz beyefendi yetimhanede bir kızınız olduğunu öğrenirse... Beni tehdit ediyorsun öyle mi? Peki. Git söyle kocama. En fazla boşanırım. Ama bunu senin yanına bırakmam. Seni mahvederim Kemal. Siz yine de bir düşünün. Bir daha sakın. Sakın buraya gel. Banu Hanım, kimmiş o bey? Sana ne? İş isteyen biri. Yok dedim. Banu Hanım'la görüşecektim. Yine mi geldin sen? Git lütfen. Banu Hanım şimdi seni görmek istemez. Söyle ona. Kader geldi de. Fırsatını kaçırdın, bitti. Madem öyle annem, bak istersen yanıma temelli alma. Bu arada bir 5 dakika ya, sadece 5 dakikacık gel yanımda otur. Ha? Kızım de. Olmaz Kader, ne olur ısrar etme. Anne, beni evlatlık verecekler. Eğer sen beni almazsan gideceğim. Git. Ya sen beni hiç mi özlemeyeceksin? Ben seni özlemeye alıştım. Ya bak, ben senin diğer kızına hiçbir şey yapmadım. Ondan cezalandırıyorsun değil mi beni? O yüzden git diyorsun. Derin iftira attı bana. Yalan söyledi. O yüzden böyle yapıyorsun. Hani bak ben gerçekten masumum ya, gerçekten suçsuzum. Lütfen bana git deme. Kader git.
Ya deme bana git deme ya deme. Kadar git. Deme. Git deme. Topla şunları. Sen mi geldin? Bak ayağımdaki alçayı çıkarttılar. Artık koşabiliyorum. Derin. Yarışalım mı? Ama burada değil. Başka yerde. Nerede? Ya. Başka birine aşık oldum. Özür dilerim. Affet beni. Anahtar masanın üzerinde. Lan canım benim. Ay kıyamam ya. Feride. Keşke açmasaydım. Gökhan. Merhaba. Senin ne işin var burada? Adresini okuldan aldım. Seni tanımadığım için özür dilerim. Tanımanı beklemem hataydı zaten. Kim bilir kaç kişi çalıştı evinizde. Herkesin çocuğunu hatırlasaydın. Oho. Ben o kız değilim artık. Ne olur böyle konuşma. Ben çok değiştim. Ya isteyerek olmadı ama hayat beni değiştirdi işte. Sana önceki hayatımda bir kabalık yaptım mı? Yapmadım. Tamam. Sevindim o zaman. Oğlum poğaçada. Cemre, hoş geldin. Merhaba Emine teyzeciğim. Merhaba. Oğlum, misafir içeri buyur etsene. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Kızım, ne rahatsızlığı? Olur mu öyle şey? Sen bizim başımızın tacısın. Hadi kızım içeri, hadi. Gel gel. Evden çok uzaklaştık. Annem merak eder. Etmesin. Derin poğaça yiyelim ablacığım. Ne dersin ha? Hadi. Ne yapıyorsun? Ha? Bırak beni. Ne
Bak burada ne var. Ne yapıyorsun? Çıkart beni ya. Kadir abla. Aç kapıyı. İmdat. Kadir abla. Aç kapıyı. Nasılmışın çuvallarının aç arasında kapıyı. Olmak? Ha? Korktun mu? Yardım edin. Korkuyorum. Ben de korkmuştum. Aç kapıyı. Yani korkmuşumdur herhalde. Beni bulduklarında ağlamaktan kıpkırmızı olmuşum. Aç kapıyı Kader abla. Açmayacağım. İmdat. Banu Hanım, Derin'i bulamıyorum. Bahçede de yok. Ne demek yok? Havuza baktın mı? Baktım. Giysi odasına. Bazen orada oynuyor. Buraya bakmadım. Efendim. Evet. Test sonuçları çıktı mı? Ne demek lösemi? Doktor bey, siz ne söylediğinizi farkında mısınız? Benim kızım olmaz öyle şey. İnsanlar ne yapmış bu çocuklara böyle? Ay ne fenasın Kader ya. Hırsını küçücük çocuktan çıkardın. Ne yapıyorum ben ya? Efendim Banu. Dur dur, ağlamadan anlat. Ne? Derin lösemi miymiş? Değişik tedavileri varmış. İlk nakli de gerekebilirmiş. Ben ne Sedat'ın ki uyumazsa. Kader Derin'in kardeşi. Onun ki uyar değil mi teyze? Ne diyorsun Banu? Kader'den ilik mi alacaksın Derin için? Kader'e evlatlık verme. O Derin için lazım olabilir. Nedir bu Neriman Hanım? Arayacağım ben. Tekrar arayacağım. Evlatlık edinilen kız çocuğuna ev işleri, şahsi işler, çocuk bakıcılığı yaptırdıkları ve bir takım yanlış davranışlarda bulunduklarından dolayı siz bu insanlara mı vereceksiniz Kader'i? Ha? Niye Neriman Hanım? Niçin bu kadar nefret ediyorsunuz Kader'den? Aa, orada bir dur Feride Hanım. Ben de yeni öğrendim söylediklerini. Dün dosyada eksikler vardı, sabah tamamlandı. Ölürüm de vermem Kader'i onlara. Hatta şimdi arayıp evlatlık başvurularını reddettiğimi söyleyeceğim. Ah, tövbe estağfurullah. Abi, burada bir tane çocuk vardı böyle küçücük. Ne oldu? Yok kardeşim, çocuk mucuk yok. Boş burası. Derin, Derin. Derin! 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 Ya Derin! Derin neredesin?
Annem beni bulamayınca kızmış mı? Kızmamış da korkmuş biraz. Kemal, git hemen kızımı bul getir dedi. Derhal Banu Hanım dedi. Pastane poğaçalarına benzemez ama kendi ellerimle yaptım. Hadi afiyet olsun. Ellerine sağlık Emine teyze. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Bu da çaylarınız. Annem, bir meyve suyu verseydik ya kıza. Doğru. Bahçedeki şeftalilerden meyve suyu kaynattıydım. Ondan getireyim ben. Ya, çay yeterliydi Emine teyze. Orada rahat mısın? Yani kaldığın yerde. Yetimhanede mi? Hı hı. Rahatım. Arkadaşlarımı da seviyorum. Bakma öyle. Üzülme benim için. Affedersin. Herkesle aynı bakışa yakalıyorum biliyor musun? Acıyorlar bize. Ama başka çarem yok ki. Hayat devam ediyor. Alışmak zorundayım. Alıştım da. Meyve suyu da geldi. Hadi kızım afiyet şeker olsun. Ha? Ellerine sağlık Emine teyze. Afiyet olsun kızım. Oğlum, kıyafetlerini sen niye böyle orta yere bıraktın? Anne, bırak ben toplarım şimdi, yapma. Onu önce yapacaktın. Hay Allah, kusura bakma kızım, oldu mu? İnan çok soğuk, susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyun. Gidecek gibi değil bu zalim görüyorsun. Tam çıkış yolunu buldum kaçarım derken geçmişten biri gelip tutar biliyorsun. Geri gelse de bir görse babam. Kırdın çiçeklere dönmüş hayat. Her şey tamam. Geri gelse de bir görse babam.